Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz 25 Mayıs Perşembe günü başlamış bulunuyor. Pascal Numa ve Kadir Çöptemir geldi. Sabah sağ ayakla dükkana girdi, tezgahı açtı. Hayırlısıyla kısmetlerini beklemeye başladı efendim. Günaydın esnaf Pascal. Hayırlı işler Kadir'cim. Nasılsın canım? Normal abi. Bugünümüze şükür. Şimdi halkımız beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken yine trafikle burun buruna gelmiş durumda. Bünyede biriken negatifi çok çok emip pozitifi dazır dazır verecek. Yani böyle bir hayırsever var mı yok mu diye melul mü yok masum bakıyorlar. Halbuki var değil mi? Var. Ne var? Ne oluyor? Hayırsever var. Ne hayırsever? Ne diyorsun sen? Abi sen dedin ya. Ne dedim? Pozitif verecek hayırsever. He, öyle bir şey dedim değil mi? Kedir kafa nerede ya? Ya kardeşim Nisan Mayıs ayları vergi mükellefleri biraz böyle kendini dağıtır. Kaniş gibi boş boş bakarlar, sahibini kaybetmiş kaniş gibi. Vergini vereceğim kardeşim. Elbette vereceğiz kardeşim. Allah Allah. Bak devletin hakkı kul hakkından daha ağırdır söyleyeyim Pascal. O ne demek? Yani başkasına borcunu ödemezsin, bir tek onun hakkı geçer. Devletine borcunu ödemezsen 80 milyonun kul hakkı sana geçer demek. Doğru be Kadir, hiç böyle düşünmedin. Tamam, sen de vergisini düzen ödeyen bir adamsın o yüzden Pascal. Neyse, bırakalım bunları. Yapıştır Twitter adresimizi kardeşim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim bize yazın, çizin, soru sorun, eleştirin. Yalnız DM'den yürümeyin. DM'lere bakmıyoruz. Delikanlıyı bozar. Delikanlı adam DM'de adım atmaz kardeşim. Alenen yazar, herkes görür. Öyle mi Pascal? Bravo Kadir. Güzel konuştun. Özel radyo dünyasında racon sahibi oldum. Çok doğrudur Pascal. Aslında Kadir, sen radyo dünyasında çok önemli adamsın değil mi? Evet bro. Yani sen benim böyle göründüğüme bakma. Aslında tarihe geçmiş bir insanım ya. Nasıl geçtin? Asla ben geçmedim, geçirdiler. Kim geçirdi ya? Nasıl konuşuyorsun sen bro ya? Tarihe geçirdiler dedin. Seni kim geçirdi? Yahu ha, özel radyolarda yapılan pek çok şey ilk ben yaptım, ben sundum. Kimilerini icat ettim. Yani bunu da tabii yazıp kayıt altına alanlar olmuştur muhakkak. O yüzden tarihe geçirdiler diyorum Pasko. Abi tarihte geçilmesinlerdi, tarihe geçilsinler. Seni de geçirdiler. Hop 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 hop. Yavrum seni de Beşiktaş tarihine geçirmediler mi? Evet, geçirdiler. Tamam o zaman, ikimiz de geçirdiklerine göre geçelim bu işten. Beton ormana ekmek parası için, geçim davası için giden vatandaşın negatifini çok çok emelim, sevaba girelim Pascal. Bu da bizim bir yerde zekatımızdır ya. İnşallah. Hanımlar beyler, Aragaz başlamış bulunuyor. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin, hadi bakalım. Hayırlı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Kadir. Kadir. Kadir ya. Ne var, ne var? Abi yayın. Ne yayını? Abi yayındayız. Ne yapıyorsun ya? Ya bir yandan cep telefonuna bakıp bir yandan konuşunca insan ne yaptığını biliyor mu ya? Yayındayız değil mi? Evet. İyi sen gevere bir şeyle. Benim az işim var. Oyala müşteriysen. Niye bakıyorsun telefonu? Ya Pascal, yeni bir aplikasyon yükledim. Acayip bir şey ya. Neymiş o? Ya özelliklerini giriyorsun. Nasıl özellik? Diyelim ki sen bu aplikasyonu yükledin. Evet. Fiziksel özelliklerini yazıyorsun. Sonra? Sonra en sevdiğin 3 kitabı yazıyorsun, 3 filmi yazıyorsun. Yazdık.
Dünya çapında bir tarama yapıyor. Aynı kitap ve filmleri yazmış bir karşı cinsten kişiyle seni eşleştiriyor. Ruhu eşini bulmuş oluyorsun. Yazdın mı peki? Yazdım, tam arama yapıyordu, yayına girdik abi. Kim çıktı? Merak ettim. Çok heyecanlıymış ya. Ya mesela Pascal, adı Dolores olan Arjantinli bir kadın çıksa da bu yaz Latino rüzgarı estirsek dedim içimden ya. He? Of be abi, şahane olur. Ben de girerim. Ya bu Latino beachlerinde Coco Jumbo yaparız be Pascal ha. Bak 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 bak. Kim çıktı bak. Hadi be Arjantin. Hadi be Dolores. Hadi be. Hadi be Chiki. Yuh, bu ne be abi? Ne oldu ya? Abi bu aplikasyonun Allah bildiği gibi yapsın. Sibirya'dan Oduncu Igor'la eşleştirdi beni ya. Bakayım. Bakma ya, bakma ya. Igor Cibble resmini koymuş profile. Bu nedir kardeşim ya? Abi nasıl olur ya? Bu aplikasyon seni ne zannediyor? Abi işte olduğunca Igor çıktı. Ben ne zannediyor, ne bileyim, adama bak. Baştan aşağı kıl yuma. Beygirde bu kadar kıl yok ya. Ha bir dakika, bir dakika Pascal, bir dakika. Ne oldu, ne oldu? Abi cinsiyetime kadın yazmışım ya. O yüzden Igor çıkıyor. Dur düzeltelim, bir daha arayalım, bir dakika dur. Dur. Igor mesaj yapmış. Aa, Rusça mesaj mı? Abicim evet, Rusça. Kiril alfabesi yani. Görmüyor musun? Aa, Kiril alfabesi. Dur Google Translate'ten bakalım ne yazmış. Aa, seni. Sen de var ya, Igor'a boş değilsin. Ağzından çıkanı kulağın dinlesin. Bu nereye gittiğini bilmiyorsun lafın ya. Bakalım neymiş tecrübe. Abi bu ne, ayıptır ya. Ne yazmış? Şeker şey, sen tam benim kalemimsin yazmış. Vay vay. Vay Kadir, Igor seni beğenmiş mi? Ya yıllarca bütün bu coğrafyada afacontluk yapmanın bedeli bu mu yani? Neyse, Allah'tan böyle uzaktan bir adisyon bu, buna da şükür. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Bro. İşte o an geldi kardeşim. Hangi an? Hani yüksek sanata maruz kalmaya hazır mısın yavrum? Dedesin mi? Erkel mi? E biliyorsun sen, hayır. Şiir. Yapma. Ya ben yapmadım. Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinde yayınlanmış bir büyük halk şiiri okuyacağım sana ya. Hem de posta. Evet. Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesi büyük bir hizmet. Halkımızın içinde tosaran duyguların aktığı güzel bir mecra yani. Orası bir derya ya. Elinizi daldırıyorsunuz, halk şiirinden bir tane yüksek sanat alıyorsunuz. Bu kadar yani. Of be. Oku da bitsin. Abi yapma ya. Bana ne istesen yap. Ama ne olur, böyle bağırma. Esrekli oldum. Gece var ya, okudan sıçıyorum. Ya özür dilerim Pascal. Aniden duygu tosarıyor, elimde değil. Hakkını helal et kardeşim. Of be Kadir. Korku filmi gibi ya. Hadi abi oku oku. Ya dur. İşte Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden yüksek bir halk şiiri. Hasan Yıldız yazmış. Mersin Erdem'de yaşıyormuş. Seda'ya ismini taşıyor. Bak şimdi. Seda ile tanıştım Tömük'te gazinoda. Emektar olmuştu çalıştığı bu bardağa. Islanmak isterim el ele yağmurda karda. Keşke ömrüm seninle geçse ıssız bir adada. Güzel gülüp güzel oynar bu Seda. Geçmişte onu da yakalamış bir kara sevda. Çok hoşlandım ama dengim değildi. Benden çok büyüksün abimsin dediydi. Gerçekten yaşlıyım Seda'ya göre. Ama değişmem onu tüm mankenlere. Bakınca içim tuhaf olur o boyalı ellere. Ömür boyu mutlu olsun, düşmesin zalimlere. Nasıl buldun Pascal? Abi Ramazan ayı var ya, tek umut. Şiir yazmak oruç bozuyor mu? Yani ehli değilim ama bildiğim kadarıyla bozmuyor. Yapma ya, keşke bozsa. Ya daha çok beklersin. Yüksek sanat radyasyon gibi yavrum. Nereye gidersen git ondan kaçamazsın. Of be. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Profesör, doktor Dilber Kortaylı hocamız tenezzülen stüdyomuzu şereflendirdiler. Dilber hocam şeref verdiniz. Hocam adamsın, boynuma dola. Kadir. Efendim hocam.
Ay bu cahil boynuma dola derken ne demek istiyor? Yani kollarımı boynuma dola demek istiyor hocam, ne demek isteyecek? Tövbe estağfurullah. Ay sen kimsin, anam mısın babam mısın? Ben cahillere temas etmem. Neden hocam? Cehalet bulaşıcıdır Pascal. Geçen Celal Şengör bir cahille tokalaşmış. Adam 4 gün depremin ne olduğunu hatırlamadı. Ha düşün, bu adam jeolog. Ha 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 ha. Dilber hocam affınıza sığınarım. Artık görmezden gelemeyeceğimiz kadar sayısı artan rüya tabir etmenizi isteyen tweet var. Yani kızmayın ama bunlara bir çare bulmanız lazım ya. Niye kızayım yani, anlamıyorum. Rüya tabiri insanlık tarihi boyunca çok önemli bir hadisedir. Buna ilk olarak kadim Mısırlı tarihçi Lobsang Ramafis Ver Elimenin Neyses Halis O Çıkış Falis adlı eserinde rastlıyoruz. Tarih içinde bu eser neyse halin o çıksın falin şeklinde bugüne gelmiştir. Hocam siz rüya yorular mısınız? Hem de bilimsel olarak en şahanesinden yorumlarım. Hocam o zaman bir dinleyici rüyası okuyayım, siz yorumlayın. Nasıl diyorsunuz siz cahiller, yapıştır. Ay keyfim yerinde bugün. Peki Mithat'ın rüyası o zaman. Dilber hocam ben bir rüya gördüm. Rüyamda sakatatçıya gidiyorum ve büyükleriyle beraber 4 takım boğa billuru alıyorum diyor. Hemen söyleyeyim, sana çok büyük bir mal kalacak. Hocam nereden anladın? Boğa billuru almış. Bu büyük mal demektir. Allah Allah, ilginç. Neyse devam ediyorum. Aldığım billurları mangalda pişiriyorum ama bir kuş gelip kapıyor, ben yiyemiyorum. O zaman sana kalan malları başkası yiyecek, kusura bakma. Hay enayisin sen, yani kuşa mangaldaki et kaptırılır mı Kadir? Hay rüyada bile olsa baştan aşağı cahillik yani. Ya Dilber hocam valla şifre gibi çözdünüz, çok karmaşık rüya ya. Sizde de neler varmış ya, tebrik ederim ya. Aa sen beni asıl kahve falı bakarken göreceksin. İyi misinizdir? Gelmişini geçmişini okurum fincandan Pascal. Kahve falında üstüme tanma. Ama bunlar hiç bilimsel değil ki Dilber hocam ya. Aman siz cahiller nasıl diyordunuz? Yemişim bilimseli Kadir. Ay, bilimden ne fayda gördük? Kitap yazdım, telif alamadım. Prof oldum, maaş 3 kuruş. Falcılar benden çok kazanıyor. Yemişim bilimi. Hadi oku bir rüya daha yorumlayayım. Hadi bakayım. Yaşa hocam. Ha şöyle ya. He, Dilber hoca nihayet karanlık tarafın çağrısına uydu. Barzoya bağladı diyorsun Pascal. Kadir, Dilber hocama bir rüya oku. Yorulasın bakayım. Hadi bak. Yapıştır Kadir. Şişiriyorum hocam. Maksut diyor ki, Dilber hocam ben esnafım. Kuru yemişçiydim, kapattım. Aktara dönüyorum. Yani yeni bir dükkan açıyorum. Rüyamda Popçu Teoman'ı gördüm. Benim aktar dükkanı aniden girdi. Kafası güzeldi. Bana gözleri baygın baygın baktı. Daha 17-17 şarkısını söyledi. Kanter içinde uyandım. Rüyam hayırlara çıkar mı acaba? Ay rüyada Teoman görmek hayatta hiçbir işte dikiş tutturamayacağına delalet eder. 17 vakte kadar aktarlıktan sıkılacak ve dükkanı zararına devredeceksin. Ne alaka hocam? Yani rüyada Teoman görmek gerçekten kötü müdür hocam? Yani Teoman'ına bağlı. Arkadaşın Teoman vardır, iyi biridir. O zaman rüyada görmek kötüdür. Çünkü rüyaların tersi çıkar. Kötü bir Teoman görürsün, iyi çıkar. Mesela bu Popçu Teoman'ı görmüş. Ben tanıyorum Teoman hocam. Çok iyi çocuktu. Ben çok severim. İşte tersi çıkar. Rüyada Popçu Teoman görmek hiçbir işte dikiş tutturamayacağına delalet eder. Çünkü Teoman da müziği bırakıp başlıyor ya. Oradan öyle şey ediyorum onu. Ay haşırt mı? Haşırt değil hocam. Çıtaks. Aragaz. Aragaz. Pascal. Gel hocam. Şu an stüdyomuzda ki güzel insan kimdir? Eşber Hoca geldi. Hanımlar beyler, Başkan Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu an telefon açıp Lilla aşkına gel bana ekonomiyi öğret diye yalvarmalarını, tüyü bozuk adam sevmem,
sarışınsın, sarışın diyerek reddeden Amerikan Merkez Bankası'nın dolardan Abraham Lincoln'un resmini kaldırıp senin resmini basacağız. Allah rızası için 12 vesikalık resim gönder şeklindeki teklifini Malatya'dan 1 kilo kayısı gönderip basacaksınız. Aha bunun resmini basın diyerek Malatya aşkını her fırsatta dile getiren Malatya'nın gururu, ünlü ekonomist, finans danışmanı Eşber Sifte hocamız stüdyomuzda. Hocam adamsın. Nasılsınız Eşber hocam, ne yapıyorsunuz? Ya gındırlanıp duruyor kardeşim ya. Ya siz ne yapıyorsunuz la göbeller? Hocam sizi gördük, daha iyi olduk. Çok mutlusunuz. E kardeş, yeni Malatya Spor Süper Ligi'ye çıktı. Şimdi bana dediler ki, Eşber dediler, sen bu finansmanı sen yönet dediler. Ucuza topçu bakma, Avrupa'ya gideceğim kardeş. Bir ton Malatya kayısısına iki toplu barter yapacağız inşallah kardeş. Hocam kayısı verip futbolcu mu alacaksınız? Evet kardeşim. Buna barter diye gavur. Şimdi Afrikalı bir sol bek vurdum misal şimdi. İki çuval gayısı pestili verdim, olmaz dediler. Dört çuval sweet fıstığı istediler bak. Ha. Hocam bravo. Futbola var ya, barter'ı da rasıktınız. Peki Eşmer hocam, biraz futbol ekonomisinden bahsedelim o zaman. Bu işten en güzel parayı kim yiyor? Kadir kardeş, Brezilyalılar iyi kardeşim. Bunlar böyle peynir ekmek kim futbolcu satıyorlar kardeş ya. Ya geçen Rio'ya gittim. Havalimanında duty free'de parfüm gibi futbolcu satıyorlar kardeşim ya. Aa. Peki hocam dünya ekonomisi nasıl? Vallahi kardeş borsa tutmuş durumda. Böyle Wall Street olsun, Japon borsası olsun. Yaşlı erkek gibi kardeş ya. La bir çifti ikini ya. Ya hiç tavsiye etmeyeyim ya. E borsaya girmeyeceksek neye girelim hocam? Ya illa bir yere girmek zorunda mısınız kardeşim ya? La oğlum durun la durduğunuz yerde ya. Dolar? O dolar var ya kardeş, o doları basan matbaaya mürekkep veren şirketin arabasını kullanan şoföre ekmek veren bakkalın ekmek aldığı fırının ununu veren değirmenci. Kadir ne dedi ya? Ben şoförden sonrasını takip edemedim bro. Eşber hocam biraz bilimsel, biraz lütfen. Bilimsel konuşunca anlıyor musunuz la göbeller? Bak şimdi. Kardeş sizin kaç paranız var toplam? Hocam ikimizin parası toplam 3000. La kaç yaşındasınız göbeller? 50 civarı hocam. La oğlum gelmişsiniz 50 yaşına, ikinizin toplam parası 3000 lira mı la ancak? Evet hocam, nerede değerlendirelim? Sokun kardeş ya. Belki orada değerlenir ya. La oğlum sizin yaşıtlarınız dörder beşer daire sahibi, kira zengini oldular. Siz 3000 lirayı ancak mı bir aya getirdiniz ya? Vallahi öyle oldu hocam. Emlak mı girelim diyorsunuz yani? Heh kardeş, emlağa girin kardeş. Tok kümes yapıyı tavuklar için 3000 lirayla ancak onu alırsınız. Bak bizim Malatya'da basmacı Ejder abi vardı kardeş. Hekimanlı bu. 3000 lirayla gitti. 2 tane gayısı ağacı aldı. Al sat, al sat. Şimdi Miami'de villası var. Kolombiyalı da manita yapmış. Geçen Malatya'ya gezmeye geldi. Kolombiyalı manitayı da getirmiş. Çarşıdan geçerken hayat durdu kardeşim ya. Ya kardeş o Latinlerde nasıl bir var kardeşim ya. La gezegen gibi yeminle ya. Hocam ne diyorsunuz? Yayındayız ya. O değil de Araboğlu, sen şimdi koş böyle bir eşki yoğurttan ayran yap. İçine sade ayran kat. Biraz da tuz at. Karıştırıp getir bak, tansiyonum düştü benim ha. Hemen getiriyorum hocam. Sık dışını. Kadir'im kardeş. Bak şimdi böbreğini sat, kalbini sat, 32 dişini söküp at. Sana bir kağıt söyleyeceğim, ona gir. Her lota 150 kat kazanacaksın ha. Oo hocam büyük tüyo. Ankara'dan aldım tüyoyu kardeş, Arabolu duymasına. Elin oğluna memlekette para kazandırmaya kardeş. Aa hocam büyüksün ya. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Alman Savunma Bakanı Ursula'yı tanıyor musun sen? Ursula mı? Kadir bu acaba Şiner filmlerde oynamış mı? Şiner filmlerde oynayıp oynamadığını bilmiyoruz Paskal. Bilmiyorum, sanmıyorum, yok. O zaman tanımam Kadir. Bir Almanla var ya, sosyal hayatta işim olmaz. Ya koca Alman Savunma Bakanı niye Şiner filmlerinde oynasın Paskal ya? Kardeşim Alman çalışanının cebol isimleri çıktı. Ama kardeşim başkasının mahreminden bize ne ya? Ne yapalım ya, ortalıkta dolaşıyor. Ben mi araştırdım? Ya şurada dış siyaset konuşalım dedik. Mevzuyu getirdim, Merkel'in cebol fotosuna getirdim bıraktın ya. Ayıp sana ya. Biraz normal şeyler düşünelim ya. Ben normalim. Bak dinle, haber şu. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik üssüne alternatif aramak için gittiği Ürdün'de Türkiye'den taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız ifadesini kullanmış. Yer bulmuş mu?
Bakacağız, soracağız, öğreneceğiz. Ürdün'de Üskeri Bakan, Alman Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen'i arayacağız. Çalıyor, çalıyor. Alo. Üncülükten kovulursa açıkta kalmamak için Ürdün'de Üskeri Bakmaya giden Alman Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen'le mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı von der Leyen. Ben Kadir Çöptemir. Şöngema. Bakın Pascal Numa da burada. Alo Ursula. Ne haber? Ne yapıyorsun? Oh ya. Ama. Alo Ursula. Şimdi biz seni aramadan önce Pascal'la konuştuk. Pascal senin için Alman Savunma Bakanı Ursula Şinercidir dedi. Doğru mu da? Şinerci misin? Evet. Evet. He tabii. Ne diyor Kadir? Gençken diyor amatör olarak birkaç şiner kaydı yaptım diyor. Ama o kadar değil diyor. Hangimizin bir şiner kaydı yok ki Kadir abim diyor. Kadın aklı. Hepimiz var ya vaktiyle biraz şiner yaptık. Alo Ursula canım, şimdi biz size İncirlik'ten sepet havası çalarsak Ürdün'e gitme planı falan yapmışız. Buldun mu uygun bir yer canım? Evet. Ne diyor? Kadir'cim diyor, buldum ama diyor imar izni yok, muhtar tapusu veriyorlar diyor. Bir de doğalgaz yok diyor. Abi bu kadın deli mi? Gördün ya. Ne doğalgazı? Paso güneş. Ya elin Almanı ne anlar sıcaktan soğuktan Pascal. Bunlara ver matematik, ver mühendislik, başka bir şey bilmiyor ki bunlar ya. Alo Şinelci Ursula. Araplar seni görünce ne yaptı? Aa evet ya Ursula, Araplarla karşılaştın, konuştun, nasıl, neler geçti diyalog olarak? Tabi. Ne diyor? Yani bu Orta Doğu erkeğini diyor, sarışın kadın görünce gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi dona kalmasını anlamıyorum diyor. Ürdün'de iç savaş çıkıyordu benim yüzümden diyor. Aklı abi. Sarışın kadın var ya sizi bitiriyor. Evet Ursula, evet. Ne diyor? Bir tutam diyor, sarı saçla diyor, size yaptıramayacağımız iş yok Kadir'im diyor. Bizde bu sarışınlık oldukça diyor, bizde bu big titlik oldukça diyor, siz erkekleri diyor barınağımızda oynatırız diyor. Heh, gördün mü Ejinevi'ye? Nasıl çözmüş sizi? O zaman biz de parlamentoya daha çok kadın sokarız. Yönetimlerde kadınlara daha çok yer veririz. Şinerci Alman kadınların bütün fitnesini, fesadını, Türk kadını bitirir be. Bak, bu doğru. Hem şartlı şurtlu temizlik öğrenirsiniz Pascal. Bu ecnebi kadınlar bir temizlik yapıyor ya lafşam. Arkalarından bir temizlik daha yapmak lazım. Efendim Ursula, Türk kocaya mı varmak istiyorsun? Neden? Yapma ya. Ne diyor kedi? Türk koca istiyorum Kadir'im diyor. Türk koca bul diyor bana diyor. Ben de kıskanılmak istiyorum diyor. Ejnevi erkek domuz eti yediği için kıskanmıyor diyor. Ben de kadınım diyor. Kıskanıldığımı hissetmek istiyorum diyor. Bunu en iyi Türk erkeği yapıyor diyor. Abi bu Ursula alsın. Ah ben mi? Sen kadının resmini gördün mü? Jürgen Klinsmann'a benziyor lan kadın, erkek gibi. Alo Şinerci Ursula. Yavrum bu Almanya'da 3 milyon Türk var, yarısı erkek, bunlar bulamadın mı oradan bir Türk kendine? Bak Berlin'de Kreuzberg'e git, herhangi bir kahveye gir, içerisi Yeniçeri kışlası gibi ya. Alın beni de gerisini onlara bırak. Hadi canım hadi, bizle teberleş olma, hadi işin gücün rast gelsin, davancandan ses gelsin Şinerci. Hadi bakayım. Ursula Merkel'e selam söyle, geleceğim yakında. Az sizi. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Pascal. Yes sir. Dinleyici sorusu var. Bakalım abi. Bakalım. Senin Instagram adresi neydi ya? B Numa 21. Seninki Kadir? Benimki de Kadir Çopdemir'di. Şimdi evet, Naci sormuş. Kadir abi diyor, Cameron Diaz'la diyor liseden arkadaş olduğunu, üniversite bitene kadar da vura vura aşk yaşadığını neden bizden yıllarca gizledin diyor. Sen Cameron Diaz. Evet Pascal, hastaydı mı bana? Kim? Yavrum Cameron Diaz. Bak Los Angeles'ta Hacı Huxtable Koleji'ne gidiyoruz. Bu Cameron Diaz gösterişli kız. Boy, pos, mahallenin iti, gopu, duvar dibine dizilmiş çekirdek, çitleyip bunun geçmesini bekliyor. Bu geçerken de laf atıyorlar. Ne diyorlar? Cameron, sen onu Cameron, gel bunu Kamer, gel bunu, come on gel diye. O nasıl laf atmak ya? Ya işte hormonlu hamburger etiyle büyümüş adamdan ince zeka mı bekliyor?
Neyse ben bu gösterişli kızı görünce beyler ayıp oluyor. Tek başına bir genç kız mahallemizde rahat yürüyemeyecek mi? Kardeşim dedim. Onlar ne dedi? Hadi lan dediler. Ben bunlara bir daldım Pascal. Çift vurup tek sayıyorum. O zamanlar tam ejderha zamanlarım Pascal. Yürü be abi. He ben bunları sütlaç ettim. Cameron geldi. Pardon dedi, siz Elazığlı mısınız dedi. Evet bayan dedim, nereden anladınız dedim. Böyle şövalye ruhlu erkekler bir tek Elaziz'den çıkardı. Oradan hatta gorul gibi kıllı kıllı kollarınızdan anladığım kadarıyla Elazığ içmelerdensiniz dedi. Baksana şuna. He Cameron Elazığ'ın kompetanı olmuş. Biz bununla okula beraber gidip gelmeye başladık. Kaderim kimyam çok zayıf, kimya çalıştır beni dedi. Çalıştırayım yavrum dedi. Kimyada ilk bilmen gereken şey elementler girdikleri gibi çıkarlar dedim. Çok değişik konuşmalarım var Kadir, beni çok etkiliyorsun dedi. Biz bununla Los Angeles Parkı'nda dolaşıp kimya çalışmaya başladık. Birkaç kere de tep kimyasal tepkimeye girdim. Oo, kimyasal tepkime. Hatta tam kimyasal tepkimenin artık en son kıvışma yerine gelince bekçi geldi. Kimin kızı lan bu dedi Cameron'a. Babanın adı ne dedi? Richard dedi bu. Bekçiye döndüm. Richard'ın kızıymış abi dedim Cameron. O sen nasıl bir salak mısın abi ya dedi. Çekti gitti. O günden sonra bir daha görüşmedi. Peki Kadir, ünlü olunca seni aradı mı? Aradı aradı. Eski güzel günlerimize dönelim dedi. Ama ben istemedim. Tabii tabii tabii. Cameron'a ters yaptın. Yaparım abi. Gidene dur demek yok bende Pascal. Biliyorsun. Çıtaksı. Çıtaksı tabii. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Pascal. Geldi hocam. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Hoşt. Hanımlar beyler, plaza fericidi. Hayatını kariyerine ve kentli modern kadın olmak için harcamış. Stil gusto sahibi. Stilettolarıyla yakan, büstiyerlerle yıkan, hırçın ve yalnız kadın. Canavar Cavidan Hanım stüdyomuzda. Cavidan, güzel olduğun kadar küstahsın da. Küstah olduğun kadar güzelsin de. Ay siz de ayı olduğunuz kadar ilkelsiniz. Hayır anlamıyorum, yani ne istediğini bilen bir kadın sizin gözünüzde neden canavar oluyor? Geçen gün yolda yürüyorum, taksi bulamadım. Biri durdu böyle, korna yaptı. Baktım ister istemez, buyurun bayan gideceğiniz yere kadar aparayım dedi. Yani sen nasıl bir ilkelsin? Ay nasıl bir mağara yosunusun? Ay İstanbul'da yaşıyorsun, aparmak ne demek ya? Apardın mı peki? Apardı evet, ister istemez bindim ama arka koltuğa oturdum, böyle dikiz aynasından baktı ama olmuyor, yanıma otur da muhabbet edek dedi. Aa, ön koltuğa mı geçtin yoksa? Ay geçtim, taksi yoktu, acelem vardı, beni anlıyor musunuz? Ne oldu? Nereye gideceksin yavrum dedi bana. Maslak dedim. Ay gittik gittik Belgrad ormanlarına geldik. İşte geldik dedi. Ama burası orman dedim. Merak etme, 5 seneye kalmaz Maslak gibi her yer bina olur. Hehehe dedi bu. Eyvah, ormanda içinde baş başa kaldın adamla. Sonra? Sonra elini belime koydu. Ben böyle bir elimle başının arkasındaki saçları hafifçe böyle okşarken öbür elimi geniş göğsüne koydum. Ay nefeslerimiz hızlandı. Arzuyla titreşen dudaklarımız. Ay hop hop salyaların akıyor, salyalarını sil. Pardon. Ya ne kadar ilkelsiniz. Buradan belli bir kere. Ay hepinizin hayali bu değil mi? O dandik içi ahır gibi kokan arabanızla böyle yolda giderken dünya güzeli bir kadın arabanıza binsin ve oracıkta kendi isteğiyle size teslim olsun. Ay bu değil mi? Ay İlker Bey'inizin ürettiği tek fantazi. Yani yalan yok. Ben isterdim. Yani fena fikir değil. Hoş, ay sizin o arka koltukta yapabileceğiniz tek şey çekirdek çitlemek. Niye? Çünkü ilkelsiniz. İlk insanların ilkisiniz. Arabanıza binince kendinizi böyle süper kahraman zanneder zavallılarsınız siz. O üstüne bilardo topu taktığınız vites kolu girsin sizin de. Oh bak ben de sizin gibi konuştum işte. Cavidan niye öfkelendin? Biz sana sadece nasılsın dedik ya. Evet sadece hatırını sorduk. Aldın mevzuyu adam orman bilmem ne bir tane şey getirdin abi, biz ne yaptık ya? Bak hala orman diyor.
Niye? Çünkü ormana aitsiniz. Ay ilkelsiniz. Ormanda biten eğrelti otları bile sizden daha medenidir. Erkek değil misiniz? Ay hepiniz orangotansınız. Ay orada erkek, burada erkek. Her yerde erkek. I have a dream. What is your dream? Erkeksiz bir dünya hayal ediyorum hanımlar. Erkeksiz bir dünya mümkün. İlkelsiz bir dünya. Orangotansız bir dünya mümkün. It's possible. Ya Cavidan, bak eski bir uzak doğu efsanesi der ki Tanrı kadınla erkeği birbirine bitişik olarak yarattı ama kötü bir Tanrı kılıcıyla onları birbirinden ayırdı der. O günden beri herkes öbür yarısını arıyor der. Yani efsaneniz bile böyle kılıçlı kalkanlı. Hep şiddet, hep mobbing. Erkek deyince başka bir şey yok. Ay ilkelsiniz. Ay burası yine ekşi ekşi erkek koktu. Ay midem bulanıyor. Ya dur kaçma, birlikte çıkarız. Program bitiyor işte ya. Dur ya. Çıkışta işkambi içeceğiz. Kelle yeriz. Cavidan dur. Ay kelle mi? Ay sen ye. Ay iğrençsiniz. Yamyansınız. Ay mamutsunuz. Pascal, Cavidan yine kaçtı ya. Abi kadın durmuyor ya. Hadi kalk kalk hadi kalk kalk. Hadi biz de gidelim hadi. Doğru hadi, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bay bay. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.